Karşımda da sakinliği seven bir erkek görüyorum. Didem Hanım benimle gurur duyması lazım aslında. Diyor ya hani başka yerlere işe gidiyor. Bence onun gözlerine bakarak. İki çocuğuma bakıyorum ben. Hani kardeşlerim Allah razı olsun hiç kimseye muhtaç etmiyorlar beni ama hani zoruma gidiyor. Ev işlerini ben ev temizliğine gidiyorum. Niye gidiyorsun sakine? Sigortalı işe gidebilirdi. İş bulamıyorum yok. Nasıl bulamıyorsun? Yok. Ben sana dedim iş bulayım sana dedim istiyorsan dedim. Bak sektörlerde ya sana iş bulayım dedim. Sen bunu fırsata çeviriyorsun ben sana iş bulayım. Sen bana niye iş buluyorsun ya? Ben aç kalırım yine sana muhtaç desene, olmam. Didem Allah abla, muhtaç etmesin. Didem abla sigortası çalışıyorum ki. Bir hayır ev temizliğine gittim onu inkar etmiyorum. Bir nafaka parası bağlattan sonra iş bulacağım desene. Niye paraya ihtiyacım oldu? Benim çocuklarımı kendim geçirmem lazım. Bir gün arayıp sordum mu sakine? Bak sen nafakayı 3 aydır yatıyorsun sadece biz 1,5 yıldır ayrıyız. Bir kere arayıp dedin mi sakine çocuğun beze ihtiyacı var mı? Mamaya ihtiyacı var mı diye sordun mu? Ben... Hiç sormadı mı çocukların ihtiyacı? Abla defalarca aradım Allah çarpsın. Şöyle sormadım. Şöyle söyleyeyim sakine. Bak, madem bak, ben, beni niye muhtaç ettin? Anne konusunda hani anne... seviyorsun ya güya. Niye muhtaç ettin? Konusunda... 600 liraya çocuğumun ihtiyacını karşıla demedin. Altı. Ben ev işlerine gittim. Sağda solda ev işlerinde çalıştım. Konuşma. Bunu tamam da sen şimdi diyorsun lazım. Ki sen şimdi diyorsun ki benim annemi aramadın diyorsun. Niye yalan söylüyorsun sakine? Senin anneni ben defalarca aradım da niye annen telefonlarımı hayır, engelledi? Hayır sen sadece çocuğu teslim ederken kapıda anneme konuşuyorsun. Niye engelledi sakine? Hatice Hanım bak anne de dememiş ya. Neyi Hatice Hanım seninle konuşabilir miyiz? Annem demiş ki benim kızıma yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Çık git demiş buna. Haklı kadın. Nasıl haklı sakine? Anne haklı. Musa ben senin anneni gördüm. Benim annem bak, de haklı. Anneni gördüm. Yalan söyleme bak. Senin annene dedim ki Hatice anne dedim. Bak senden ricam dedim. İki tane çocuğumu dedim buraya bırakıyorum dedim. Ben dedim perişan olmuşum dedim. Senden ricam dedim. Ya dedim bize dedim. Kızını dedim sosyal medyadan uzak tut. Hayır kızınla ya konuş dedim, ben özür dilerim. Bu olay da 3 ay önce olan olay bizi sakine. Bizi barıştır anne araya gir. Bak Hatice Hanım araya gir. Öyle bir saçma annem sapan cümle. Annem bana ne dedi? Ne ya dedi bir şey bana söyleyeceğim. Hani? Mustafa sen barışmak istiyor musun? Ya bir dakika sevgili izleyiciler size soruyorum. Sizce Mustafa barışmak istiyor mu? Evet istiyor. Ekran başındaki çok değerli izleyicilerim size soruyorum. Sizce Mustafa barışmak istiyor mu? Ya bir yana yorumlarınızı merak ediyorum. Instagram'a yazar mısınız Orhan Bey? Bence istiyor. Ben, sen mi? Ben öyle görüyorum. Bu kadar boşanma davasına bakan... Ben çok boşanma davasına baktığım için biraz mesleki deformasyon yaşıyorum bu konuda. Çok inandırıcı gelmiyor bana. Mustafa mı inandırıcı gelmiyor? Evet çünkü o mal paylaşımı, nafaka vesaire araya girdiğinde insanlar oldukları gibi davranmıyorlar. Buna yani çok tabii bütün barışmak oldu. İçin bütün amacı o aldıkları evi vermemek mi? Avukat Hanım ben hani, o konuyu da söyledim. Seviyorum diyor ya biz 1,5 yıl oluyor neredeyse ayrılıyor. Biliyorum avukat biliyorum. Avukat Hanım ben o konuyu da söyledim. 1,5 yıldır ayrı son 3 aydır nafaka veriyor. Ama çocuklardan dolayı ben üzüldüğümü düşünüyorum. Görüyor ama Didem Hanım görüyor. Ama işte yani. Bir arada olmak istiyor. Aile olmak istiyor ya. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Bütün hani kardeşlerin bekar. Sen de bekar oldun. Bak kardeşlerinden sana ne? Bize gel ya. Bize gel. Senin annen nişanlı kızının sesini de yüzünü de attı. Buna bize gel ya. Kardeşlerinden sana ne? Hadi ne olacak bakalım? Sen bize gel. Kardeşlerinden sana ne ya? Bu çocuklara kim sağlık çekti mi yüzecek? Kardeşinin yüzünden bekarlığından sana ne? Sen kendi kardeşine bak. Ben kardeşim sen bize gelir ben misin? Seni, ben şu anda, ben şu anda sana. Ben şu anda bizim geleceğimiz olduğum. Ben sana bu daire konusu da söyleyeyim. Bu dubleks daire biz kardeşimizle birlikte ortak alan bir daire. Ben dedi Didem abla buna da dedim ki eğer dairede şüphen varsa dedim gel dedim erkek iki tane çocuğumuzu dedim. Bir de dedim kardeşimin dedim çocuklarına dedim müşterek yaptıralım dedim. Geldim bunu bile söyledim Allah çatsın buna. Hayır dedi ki söyledim. Kız çocuklarına bana ver üstüne yapayım. Neden söyledim. Biliyor musun? Çocukların üstüne yapabilirim kadar, dedim. O imzayı onların müşterek üzerinden alabiliyorsun dedim. Ya. O tapun içerisinde gözükebilirim dedim. Kesinlikle bana ne dedi biliyor musun? Mustafa dedi yol yakın kendi biz boşanak ben istemiyorum dedi. Sen ne istiyorsun? Didem Hanım ben ne istiyorum biliyor musunuz? Gerçekten o 6 ayın acısını çıkarmasını ondan çıkmasını istiyorum. 6 ay hangi 6 ay? Çocuklar... Her gece çocuklarımdan ayrı uyuduğum günün acısını hesabını çıkarsın istiyorum. Çocuklarım adalet yanımda... yerini bulsun istiyorum. Sen göze bakarak konuşmaktan çekinmeyen ya, çocuğum, bir kadın. Yağmur kızım kadınsın. Yanımda ağlıyordu baba tuvaletimi yapamıyorum deyince ben hüngür hüngür ağlıyordum ya, biliyor musun? Ya Mustafa bak çocuklar hasta olur. Bak Nehir sizin yanınızda alnı yarılmış 6 tane dikiş var o çocuğun alnında. Ben bir gün seni suçladım mı? Sen nasıl babasın bu çocuğa böyle bakılır mı dedim mi? Yağmur'la Nehir'in de şu anda çocuktur, alnı yaralıymış biliyor musun? Hasta olur. Mustafa sehpaya çarptı düştü. Oluyor i̇şte bak, Mustafa çocuktur işte bak, bu. Ben onu sordum mu sormadım işte biliyor musun? Çocuktur bu. Niye sen çocuktur? Sürekli yok tuvaletini yapamamış. Yok şu olmuş bu olmuş. Aynı konuyu yani tekrar ettirip öne sürüyorsun. Sürekli diyorsun şiddet uyguluyor diyorsun. Neden beni geri istiyorsun? Ben böyle bir kadınım. Çünkü zaafımın, neden biliyor musun? Çocuklarım olduğunu biliyorsun çünkü sen. Çünkü neden biliyor musun? Sen şu anda hala sosyal medyayla uğraşıyorsun. Hala sosyal medya ve hala ya. Sosyal medya hastasısın. Niye barışmak istiyorsun? Girmez olur mu abla? İki gün önce baktığında gece saat 3'te mesaj atmış. Kime mesaj? WhatsApp durumuna isyankar sözler paylaşmış. Ne zaman ya? Gece saat 3'te. İki gün önce ekran mi? Ekran görüntüsünü aldım İki yemin ederim. İki saat gecikti. Burada gördüm Didem Hanım onu. Hı. Beni kız kardeşim aradı. Abla dedi çabuk Show TV aç. Mustafa yayın açmış. Onu da akrabalar aramış. Hayır bunu 3 gün önce de gördün sakine. Bir baktım
Mustafa kendini yerden yere vuruyor. Evet, ben ya dedim çok... bu kadar olmaz dedim ya. Ben yayına bağlamak istedim. Ne yazdın? İsyankar söz paylaşmış abla. İsyankar söz paylaşmadım. Dedim ki... Bak ekran görüntüsünde var. Sözü vardı. Hı hı. Onu paylaştım. Tam hatırlamıyorum ne söyledi. Yani öfkelisin İnsan sen. İnsan da biraz şey olur... Sözü tam hatırlayamıyorum. Neyse, ya. Ya bu şeye karşı vicdan gibi yani biraz Mustafa'ya utanma edep olur. İnsanda birazcık niye edep gece olur. İki de durumlara bir şey atıyorsun sakin. Ne paylaştım? Aşk sözlerimi paylaşmışım ya. Demek ki hala sosyal medya hassasısın değil mi? Ama ya şey ne alakası var ya? Benim de duygularım var. Ben de insanım ya. Bir dakika sosyal medya abla, hassası olduğunu söz versin. Söz versin. Ben hala... malında mülkünde de değilim. Üç günlük bir dünya zaten. Ben bana zaten, bakma ona bak yani. Ben zaten seninle boşandıktan sonra ben bundan sonraki çocuklarım için kendime geleceğimizi düşünmemiz gerekirken senin biz sağlıklı bir şekilde senin ailen tarafından bana hiç destekçi olmadı sakine. Hep benim sırf ailem. Sırf sadece senin Ersin, ailen değil. Ersin, o yüzden anneni babanı silmeyi istedin, uzaklara gitmeyi istedin değil mi? Ersin sırf sadece senden benden yüklü miktarda tazminat kaldırabilmesi için yuvamızı yıktı biliyor musunuz? Niye o zaman Ersin'i aradın, yalvardın, Ersin bir tek sen anlayışlısın, ne olursun dün kardeşim de bağlandı, niye inkar edemedin, ablanla bizi barıştır dedin, kardeşim para dedim, düşmüyor ya. Evet dedim, sonra bana niye ne dedi biliyor musun? Bir sürü insan sonra var. Bana ne dedi biliyor musun Ersin? Benim dedi ablam sosyal medyasında sen ondan uzak dur dedi. Senin de bacın var. Ya. Bir bacın için öyle bir şey söyleyebilir misin? Neyi söyleyemez mi? Ben zaten olay şok olduktan sonra zaten ben ister istemez artık Mustafa bir şey değil. Yapacak bir gücüm kalmadı. Mustafa dur. Sakin. Az önce sana ne dedi? Farkında mısın? Ne dedi? Sakinem. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bak burada Didem abla da şahit. Ben sana ne dedim? Sakine dedim. Bir erkeği bu kadar ağlattın ya dedim. Yerler sana ve gökler şey nimi nimi niye dedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Ben bak, sen, şey hala daire, sen hala dinle. Daire peşindesin. Ben sakinle diyorum. Getir çocuklarımızı. Çocuklarını üstüne müşterilikler yaptım. Kardeşim çocuklarını üstüne müşterilikler yaptım. Gel kurtaran ben dedim. Ben ne peşindeyim? He? Duyamadım ne peşindeyim? Sen mal ve tazminat peşindesin sakinle. Mustafa sen o çocuklarımı kaçırdın ya. Sizin ciğeriniz... Allah. Çünkü benim canım yandı. Ben canı yanmış görüyor bir anneyim. Görüyor musun abla işte? 6 ay boyunca çocuklarımın sesini duyamadım. Ondan öncesi ben bir şey istedim mi? Onu konuş. Niye ben sen çocuklarını... Bir şey istedim mi onu sakine, konuş. Sakinle sen çocuklarını aradığında... Sen bana ne yapıyorsun? Senin baban hala Mustafa, diyor ki kan Mustafa, da bir şey soracağım. 6 ay çocukları kaçırmak ne demek ya? Didem abla. Didem Hanım öldüler mi kaldılar yemin mı ederim. Haber alamıyorum. Çok korkunç. Hiçbir şekilde konuşamıyorum. Didem abla yemin ederim yağmurun sadece düzelmesi 3 ayı buldu. Ya yürü git kabızlık sorunundan 3 ay çocuk mu durdu ya? Bak hala bile. Hala bana dedin ki halen bak, getir o evrakları. Çocuklara abur cubur yedirmektedir. Vallahi ben, şu anda sosyal medyada herkes yani şu anda vazgeçme izleyicileri herkes diyor Didem Hanım barıştırın onları. Yok kesinlikle Didem Hanım ben vicdanlı bir insanım. Şurada başına bir iş gelse su götürür koşarım ama asla yani asla ölüyorum dese sakin ol son günüm barışalım. Derim ki Mustafa sana bakarım ama asla. Yani yok yani mümkün sebep değil. Sebep ne sakine? İstemiyorum Mustafa. İstememenin hani, amacı ne? O duvarı sen çoktan yıktın. İstememenin yani. Amacı ne bir insan, sakine? Bir iş bittiyse... Hayır istememenin amacı ne söyler sen misin? Sen benim karakterimi biliyorsun değil mi Mustafa? Bir insan benim için bittiyse çünkü, o insan bitmiş çünkü bir sen bana olmaz. Dedin ki sen bana diyorsun ki bak hala sen senin şu anda bu çocukların dağılmış eşim perişan. Niye dağılıyor ya benim çocuklarım? Değilsin, sakine. Çocuklarım benden çok mutlu. Seni neyi de görüyorlar. Mutlu, sen de babalarısın. Dün buraya düzgün davran. Dün, daha fazla gör. Ben, kaçırmasaydın. Dün çocuklarım buraya geldi. İkisi hasta biliyor Hakim musun? Hakim Hanım sana daha fazla görüş günü verseydi. Kaçırmasaydın. İcraile gelmek zorunda kalmasaydın. Daha mutlu olsaydın. 6 ay çocukları annesini uzak tutmak senin fikrin mi? Annenin babanın fikri mi? Abla şunu söyleyeyim. Ben bunu doğru aradım. Doğru söyle. Açık söyle. Bak açık söyleyeyim. Kesinlikle annem veya babam kesinlikle bu avukat konuda değil. Çocuklar bana geldiğinde. Sakinenin zayıf noktası ne? Yani o mal paylaşımından nasıl ciğeri sakinenin çocuğu. Ama 6 ay çok uzun bir zaman. Bu 6 ay boyunca anneden uzak tutmak kimin fikri? Abla şunu söyleyeyim. Bak, şeyinde ben... de öyle. İcra memurlarına da itiraf ettin orada. Polisler de vardı tutanakta tutmuşlar neyi hatta. Tutmuş? Avukatım kesinlikle vermemi istemedi. O yüzden çocuklar burada değil kaçırdığını söyledin. Hayır öyle sosyal, bir şey yok. Sosyal hizmetlere yurda vereceğiz biz çocukları dedin. Hayır yani abla şöyle bir şey var. Sürekli çocuklarımı artık hastaneye götürmekten konsantre oldum. Sürekli bana icra, sürekli polis, sürekli farklı farklı yerlere adres teşrif etmeler. Ben dedim ki bak sakin ol. İstediğin zaman gerçekten gör. Ama çocuklar velayeti annede ya. Ben siz gece abla, bak saat 9'da. Çocukların velayeti neden bunda biliyor musunuz? Benim başımda i̇kinci babam üçünde, yok. İkinci el üçünde gitti pedagofa iki poşet oyuncakla birlikte çocukların kafalarını yıkadı. Çocuklarımı yaklaşık ilk defa saat boyunca. Ben çocuklarıma hiçbir şey almadan niye gideyim çocukları kandırdı. Onlar benim canım bir saat ciğerim. Boyunca çocukları kandırdı. Çocuklar içeri girdikten sonra çocuklar beni kötülemeye başladılar. 20 dakika gördüm ben çocuğumu. Bir saat kim kimi? Başında herkesin memurun işi var. Bu çocuklar bunu söyledi. Dün niye kalkıp baba seni özledim seni seviyorum niye diyorlar sakine? Mustafa çocuklar bak o kadar çocuklarım
yüzünden bile anlaşılıyor sen yani. Şu anda, bir sürü insan beni bir konuşturmuyorsun. Sen şu bir anda, sürü insan izledi. Çocuklar seni uzun zamandır görmemiş olsa sana sarılırdı. Çocuklar bile afallamış gibi bakıyor. Neye uğradıklarını şaşırmış gibi. Küçük çocuğum yanında ağlıyorsun bir de ya. Güçlü olman lazım. Niye ağlıyorsun ya? Çünkü küçük çocuğum hala hasta, dayanamadım. Bak hala hasta küçük çocuğum. Niye Yağmur'un bile ellerinde şu anda sivrisinekler ısırmış. Mustafa bak, Didem Hanım'ın programına çıktık, tamam biz buradayız. Düşman değiliz. Akşam eve gittiğinde sakin ol, çocuklarım sesini duyabilir miyim? Niye demiyorsun? Abla, ben haksız olayım. Bak konuşturmuyorsan ben haksız olayım. Bunun niye ses kayıtları var. Bana dedi ki beni kızdırma. Sana dedi öyle bir dedi, işkence yaptırırım dedi. Tamam ver ses kaydını. Bak, ne işkencesi? Bak onu da söyleyeyim. Kim işkence yapacak sana? Çocuklar dedi sana hiçbir şekilde konuşturmam. Böyle tamam, dedi böyle çocuklara şey konuşmayayım yani, konuşmayayım dedi. Anne. Versene onları. Ses, tamam. Ses kaydını tamam, ben. Tamam ver. Didem nasıl kanser yapacak ki? Yani abla çocukların sesini duydun mu? Yani. Çocukların benim sesini duydun mu? Benim babam kanserden kaybettim ben babamı. Yani bir ki babasızlığın böyle acısını. Böyle söyledin mi yani hiç? Hayır, babasızlığın acısını yaşadığım halde onları çocuklarıyla, çocuklar bundan korkuyordu. Yakın tutan da benim. Yani hayır, bana sakin. Ya bence siz o ayrı eve giderseniz bu ilişki yani bilmiyorum. Ben abla da söylüyorum ablam. Bak burada da söylüyorum. Ayrı eve giderseniz bu iş olur yani. Benim evim hazır. Benim evim hazır. Bak şu anda 2 ay sonra benim kiracımın süresi bitiyor. Bak bu daire konusu. Sen ev yüzünden barışmak istemiyorsun değil mi? Ev yüzünden mi? Ben ev mi demiyorum. Bak buna da burada da söyledim. Buna burada da söylüyorum. Bak o buna da burada da söylüyorum. İnanmıyor sana, bir inandırman lazım onu. Mustafa ben sana şunu da söylemek istiyorum. Mustafa bak bir araya gidelim söyle. Bir araya gidelim öyle söyle. Bir araya gidelim lütfen.